Evet, afiyet olsun. Köşemizdeyiz. Ustam hoş geldiniz. Teşekkür Özledik ederim. Sizi. Sağ olun, eksik olun. Geçmiş ederim. Olsun diyoruz. Teşekkür Programımızda ederim. Da izleyicilerimizle paylaştık. İzleyicilerimiz biliyor. Evet, zaten herhalde söylediniz ki arkasından hemen mesajlar geldi. Söyledim. O gün Cuma günü söyledim. Yani tabii ciddi bir şey olmadığını da bahsettik. Merak etmesinler diye ama tabii ki geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Umarım bundan sonra yaşamayız böyle şeyler. Yaşamayın. Basit ve önemli şeyler. Evet. Sağdan sola geçişler olmasın lütfen. Sağdan en sağdan en sola geçişler hem de virajlarda. Maalesef. Vurmamak için kaldırıma çıktık. Neyse ki önemli bir şey yok. Umarız bize ve size kimseye bir kimseye böyle bir şey olmasın. Tabii ki biraz daha dikkatli olalım diyoruz. Evet. Hakikaten bazı vatandaşlarımız dikkatli değiller. Çoğunlukla bir an önce bazı gidelim diye. Evet, hiç de değiller. Maalesef üzgünüm ki çok. Evet, evet. Sürücü anlamında çok kötü durumdayız. Maalesef, maalesef. Şimdi ne yapıyoruz ustam? Ne yapıyoruz? Ben hemen sosu aldım, hemen soslayacağım. Evet, tabii. Ben de ona bakıyorum. Hani... Benim çok değerli konumuz var. Çok vaktinizi almak evet, istemiyorum. Evet, evet. Hemen kısaca özetleyeyim. Evet. Çin usulü sebzeli tavuk yapacağız. Hemen sosa yatırmamız gerekiyor. Şöyle yarım çay bardağına yakın soya sosu döktüm. Evet. Bu tip soslamalarda elle iyice yedirmek gerekiyor. Bu Çin usulü sebzeli tavuk olacak. Evet. Burada 2 adet şöyle tavuk yağısı var. Şöyle bir yaklaşık 3 haber sonrası. O da yarım saat kadar bir sosta bekleyecek. Daha ha, yetişecek. Sonra tabii, tabii. Ha, tamam o zaman. Hiç problem yok. Evet. Sadece bir yarım saat sosta evet. beklemesi yarım gerekiyor. Yarım çay bardağı soya sosunda bekleyecek yarım evet. saat. 3 haberinden sonra ona devam edeceğiz. Hı. Bunu kenara alıyoruz. Hatta dolabımıza koyalım. Eldivenimi çıkarayım. Evet. Gelelim baklavamıza. Selanik yöresine ait Yanya baklavası. Oo. Ulu Önder rahmetli Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün hastalığı evet. döneminde tatlı yemesi gerekiyordu. O dönemde tükettiği ve sevdiği tatlılardan birisi. Çok tatlı sevmezdi ama. Sevmezdi evet, evet. evet. Yemesi gerektiğinden dolayı tükettiği tatlılardan birisi. Evet bakalım nasılmış usta merak ettik. O yöre ait yani badem yöresel olduğu için, o yörelere ait olduğu için. Evet. Üretim anlamında. Şu ilk katını ayıralım. Neyse söyleyelim yufkacımıza. İlk yufka kesik parçalıydı. Yok artık şey yapayım. Şaka şaka. Şöyle ilk iki kat alıyorum. İki Birini tane kat. Yufka alıyorsunuz. Evet. Çünkü temel tabanı tereyağlı sürülü evet, hazır. Evet. Tabana yağ sürdük. İkinci katını da hemen yağımızı biraz fırça yardımıyla. Evet. Şöyle olacak, 3 parça halinde 7'şer kat olacak, toplamda 21 kat olacak. Evet. 2-7 kat arasına badem, biraz dişli olacak, robotta çektik. Evet. Şimdi tepsi yağlı olduğu için ilk en altta 2 yufkamız var, sarı tereyağı tekrar tek kat. Evet. Evet. Şu an 3. yufkayı koymuş olduk. Evet. Şöyle biraz hızlı yapmak istiyorum. Evet, evet. Çünkü çok önemli bir konuya değineceğiz bugün Sayın Metin Gençoğlu'la birlikte. Hı hı. İki tane geliyordu. Evet. Gelsin. Şöyle tek lazımsa tek hemen ıslam. Çok bir yağlamaya da gerek yok. Zaten bunlar hazır yufka olduğu için. Evet yine iki tane. Diğerleri hamurumsu hazır yufkanın. Evet. Hazır yufka olmayan hamurlar hamurumsu olduğu için aralarına kas sürmek daha iyi. Evet. Bunlar hazır olduğu için nişasta oranı çok yüksek olduğu için. İki katta koyma durumumuz mümkün. Olabilir. Evet. Ben size böyle kolaylık beş olsun oldu. Diye tekli o hazırladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Altıncısı. Toplamda 4 su bardağı kadar çekilmiş iri dişli bademiz evet. var. Beyaz badem, iç badem kabuksuz olacak. Şöyle ustam hemen. Harikasınız siz ya. Rica ederim. Hemen Teşekkür şunu ederim. Alması kolay olsun. Evet. 7. kata da tereyağını sürdükten sonra 2 su bardağı kadar bademi İçerisine koyacağız ve ikinci kat olarak da 7 kat yine evet. yufka döşeceğiz. Şu an yarısını dökelim. Evet. Şöyle fırçayı kullanmak istiyorum yine. Dağıtacağız. Tabii ne kadar aynı iç malzeme yine, bol olursa o tabii kadar ki, tabii ki. Malzemesi güzel bol olur. Oldu mu hakikaten cevizdir, bademdir, fındıktır o kadar lezzetli olur. Evet. Bu ilk 7 kat, ikinci kat devam olarak edecek. Da 7 katı devam edeceğiz. Evet. Şu bir. Evet, siz onu yapacaksınız. Ben sizi mutfakta bırakayım ustam.
sohbet köşeme geçeyim, olur mu? Tamam, hemen ben özetleyeyim. Yufkaları da hazırladım nasılsa. Elinize sağlık. Hemen özetleyeyim. İlk 7 katı tabanımıza serdik. Her kat arasını tereyağımızı sürdük. 2 su bardağı çekilmiş iri dişli bademimizi 7 kat üzerine serpiştirdik. Tekrar ikinci 7 katı yapıyoruz. Toplamda 14 yufka olmuş oluyor. 14'ün üzerine de tekrar geriye kalan 2 su bardağı çekilmiş iri diş bademi serpiştireceğiz. Üzerine 3. kat 7 kat evet. olan yufkamızı koyacağız. Toplamda 21 kat üzerine geri kalan tereyağımızı eriteceğiz. 160 derecede 45 dakika pişireceğiz. Soğuk şerbette buluşturacağız. O zaman kolay gelsin. Daha sonra ise Çin tavuğumuz var. Sevdiri Çin tavuğu. Orada buluşalım. O 3 haberinden tamam. sonra diyoruz. Ben o zaman edeyim. Sizi mutfakta bırakıyoruz Hı-hı. ve ben sohbet köşeme geçiyorum. Evet, afiyet olsun, köşemize geldik. Evet, ustam demişti ki Çin usulü sebzeli tavuk yapacağız. Sosta yarım saat tavuğumuzu bekletmiştik evet, ve şimdi işlemlerimizi zannediyorum Başlıyorum. Geçeceğiz. Evet. Evet, ne yapıyoruz ustam? Önce, İlk önce sosta beklettiğimiz yağımıza, evet. sıvı yağımıza tavuklarımızı ilave ediyoruz. Çin evet. deyince, uzak doğu deyince aklı ilk gelen ürünlerden birisi mekanik olan wok tava. Yüksek alevde kullanırlar kendileri bunu. O yüzden şekli böyledir. Alevi içine almaması için. Bir de aslında tükettikleri en önde gelen isimlerden birisi soya filizi. Sağ olsunlar büyük marketlerimizden birisini bugün bulamadım. onun yerine bugün sanırım ürünler de gösteriliyor. Baby mısır dediğimiz evet. bebek mısır yani milk küçük mısırlardan kullanacağız. Bunları evet. da kullanıyorlar, tüketiyorlar. Kabağımız var, havucumuz var, evet. kırmızı Kabak, biberimiz var. Havuç en çok evet. tükettiği ürünlerden yine bazıları. Her Uzak şeyi hazırlamışsınız, evet. De, özür buyurun. Buyurun buyurun, yok ben malzemeyi de sayıyordum bir taraftan. evet. Yeme alışkanlıklarında ise sebzelerin mümkün olduğu kadar diri olması var. Bir de çubuk kullanıyorlar biliyorsunuz, çünkü evet. çubukları var. Çorbada dahi olsa parçaların biraz daha büyük, iri doğranması usulleri, az pişirmek usulleri, haşlamak evet. usulleri, derin yağda pişirmek usulleri, hızlı alevde pişirmek yine tarzları usulleri, mutfak usulleri. Kendi mutfak kültüründe böyle bir yansıma var bizlere. Evet. Öncelikle onu evet. kavrulması bekleyeceğiz. Evet. Tamam, beyaz olduktan sonra evet. soğan, kırmızı biber, havuç, en son kabak, mısır ve sarımsağımızı Sarımsak. İlave edeceğiz. Evet, şu an yönetim de gösteriyor. Evet, ben bakıyorum. Hemen kaçıştı. Hediyemiz geldi galiba. Evet, geldi. Güle güle kullanın sonra. Teşekkür ederim. Bakarsınız. Aslında geçen hafta bitmişti de. Siz tabii olmadığınız için. Evet. Evet, soya pilimiz yok ama soyadan biraz bahsedelim mi? Çok kısaca Meksika bahsedelim. Meksika mutfağında da çok kullanılıyor soya filizi. Bir de soya sütü var. Kurutulmuş soyanın su ile öğütülmüş halinden soya sütü elde ediliyor. Müthiş soya kullanıyor. Uzak Doğu. Evet, beyazlamaya başladı. Malzemeyi de hatırlatmak istiyorum ben sevgili seyircilerimize. Çin usulü sebzeli tavuk, 2 adet tavuk göğsü vardı. Siz onu soya sosunda yarım saat beklettiniz. Yarım çay bardağı vardı. Daha sonra 1 adet kuru soğan doğranmış. 2 adet kırmızı tatlı biber doğradınız. 1 adet havuç var, 1 adet kabak var. Ve baby mısırımız var. O da zaten Fırat hepsini tek tek gösteriyor. Zeytinyağı, tuz ve karabiber. Şimdi evet. Evet, tavukları soğanları beyazladı. Soğanları ekliyorsunuz. Soğanları ekledik. Evet. Biraz onu da döndüreceksiniz. Evet. Bir yemek kaşığı kadar soya sosunu yine en sona ilave edeceğim. Tadına evet. bakarak tuz ilave etmek gerekir. Burada sadece baharat olarak da karabiber kullanacağız. Evet. Soğandan sonra kırmızı biberleri ilave edeceğiz ve ondan sonra havuçlarımızı ilave edeceğiz. En son ise ne dedik? Kabak, biliyorsunuz çabuk pişen bir ürün. Evet. Sarımsak ve baby mısırlar. Baby evet. mısırlarımız konserve olduğu için haşlamış vaziyette. Evet. Üçü sarımsak, baby mısır ve kabağımız en evet. son. Evet. Şimdi önce soğanlarımızı eklediniz. Hı-hı. Yaklaşık ne kadarlık bir zaman içerisinde ustam pişiyor? Bunların tamamı bir ev ocağında yaklaşık 20-25 evet. dakika içerisinde en o fazla kadar, evet. en fazla o süre içerisinde Yine hazır olur. Yine de fazla olur. değil. Evet. Yok fazla, fazla değil. değil. Bu arada tabii ki tatlımız da fırında.
Evet, ona da bir göz atalım. Evet, tatlımızı. Evet, nar gibi kızarmış. Oo, birkaç dakika ihtiyacı var. Evet. Şerbet zaten hazır. Soğuk, evet. Evet. Ganya baklavası Atatürk'ün hastalık döneminde tüketmesi zorunda kaldığı tatlılardan bir tanesi. Bu Selanik yöresine ait. Zeytinyağı ve yumurta ile yapılan bir tatlı. Hamuru, onun hamurundan evet. bahsedelim. Ve aslında dilimleri börek kalınlığında, börek gibi kesiliyor. Oo. Evet. Biz de bugün Atatürk'ü konuşacağız. Alper Akdeniz'in yazmış olduğu çok güzel bir kitap var. Atatürk'ün Kalbi. Onun üzerine sohbet edeceğiz. Evet. Kırmızı, evet, kırmızı biberlerimizi hemen ekleyelim. Bunları da kademeli olarak pişireceğiz. Evet. Biliyorsunuz Ganya baklavasının özelliği dedi ki badem humusu içerisinde Atatürk'ün yediği tatlı olması, bademin de o bölgede üretiliyor olması baklavanın özelliklerinden birisi. Bir tanesi, evet. Mustafa da biraz kavrulduktan sonra havuçları ekleyeceksiniz anladığım evet. kadarıyla. O zaman ben izninizi istesem mi? İzin olur verelim mu? Efendim. Ben sizi tabii mutfakta ki bırakayım, zaten aşamaları yönetmenim olacak. Gösterecek. Aşama aşama, hem siz de böyle acele etmemiş olursunuz, rahat rahat yaparsınız. Evet. Ben de sohbetime geçmiş tamam, olurum. Tamam, olur. O zaman Erdoğan ustamızı mutfakta bırakıyoruz ve ben sohbet köşeme geçiyorum. Böyle açıyorum. Evet, böyle açıyorum. Neden? Neden? Çünkü Çin usulü sebzeli tavuk. Ustam valla her şeyi düşünmüşsünüz. Çubuklarımız da var. Evet, fırın gösteriyorsun. Evet, yiyebilen aşk olsun. Hakikaten yiyebilen aşk olsun. Evet. O yüzden zaten gözlerimi böyle yaptım. Ustam ellerinize sağlık. Hemen teşekkür anlatalım ederim. Mı? Derya Hanım'la da geldik yalnız biz bugün mutfağımıza. Şöyle yapalım. Derya nasıl yapalım? Salı günü haricine gün olarak kaydıralım, buluşturalım. Hakikaten güzel bilgiler verdi. Evet, biraz Derya olsun kulak vermeye çalıştım. Çok teşekkürler. Teşekkür efendim. Ederiz verdiğiniz bilgiler için de. Ben teşekkür ederim. Derya Hanım için ben bir porsiyon hazırladım ama. Evet. Tabii Derya Hanım. Evet, evet. Bunun geçen hafta esprisi gösterir olmuş. Misin? Çok değil. Topu topu 5, 8, 10 dilim. Tabii. Hiçbir şey değil Derya Hanım. Ama biz porsiyonlarımızı ne yapıyoruz? 4'e bölüyoruz. Umut ettiğiniz gibi değil. 10, 2,5. Buçuğu da yedirmiyoruz. 2 dilim. Yeter herhalde. Problem olmaz. Diyetisyenlere... Mustafa 2 dilime düşürdük. Kurtuldunuz diyetisyenlere Derya Hanım. İkram etmek çok zordur. Derya Hanım yazık, ses de çıkaramıyor. Geçen hafta da köfteleri yedi. 2 dilimden sorun olmaz herhalde. Evet, 2 dilim yani o küçük dilimden. 2 dilimden ciddi sorun. 2 dilimden sorun olur mu gün içerisinde ara öğünde tüketmek? Şimdi konumuz diyabet olduğu için önce diyabetler için cevap başlayalım, vereyim. Doğru, sonra normalde cevap vereyim. 2 dilimden diyabetli bir birey içinse eğer ki evet sorun olur. Ama eğer ki bu diyabetik bir ürünle yapıldıysa, ki yapılan baklavalar var biliyorsunuz. Evet. O zaman evet. Öğün kontrolü yapılarak tüketilebilir. Ha, normal kan şekeri kontrolünü sağlama gerekliliği olmayan ama kilo kontrolü sağlamak isteyen bir insan için 2 dilim değil ama belki bir dilim yanına yine tarçınlı sütle birlikte tüketilebilir. 2 dilim eğer ki siz diyorsanız ki ben zayıflamaya değil korumaya odaklıyorum. Evet. O zaman 2 dilim gayet rahatlıkla tabii ki tüketilebilir. Ben hemen soru aradan tekrar sormak istiyorum. Tarçınlı sütle yendiği zaman ne oluyor onu bilmek istiyoruz. Tarçınlı sütle yendiği zaman tarçının içerisindeki belirli sinamik asit gibi bileşenlerden dolayı kan şekeri kontrolünüz daha kolaylaşıyor ve aynı zamanda sütün proteiniyle birlikte yine kan şekeri kontrolünüz kolaylaşıyor ve baklavanın sizin kan şekerinizi hızlı yükseltme etkisini bir nebze olsun törpülüyorsunuz. Evet. Dengeyi koruyoruz. Evet. O zaman bu güzel baklavanın tarifine hemen geçelim. Hemen geçelim. Süremiz azalıyormuş evet, çünkü. Hazır baklavalık yufka kullanmıştık. 21 adette 7 kat arasını her kat arasını tereyağı sürdük. Zeminimiz ise yine tereyağlıydı. 7 kat üzerine 2 su bardağı robotu çekilmiş, eri çekilmiş beyaz badem, iç badem yani. Daha sonra ise tekrar 7 kat aralarına tereyağı ilave ettik, sürdük. 14 kat oldu. 14 kat üzerine tekrar 2 su bardağı çekilmiş badem ilave ettik ve onun üzerine tekrar 7 kat, toplamda ise 21 kat oldu. 21 kat üzerine ise geriye kalan tereyağımızı tamamen boşalttıktan sonra dilim dilim kestik. 160 derece yaklaşık 45 dakika pişirdik. Soğuk şerbet ile buluşturduk. Baklavamız, Ganya baklavamız hazır hale geldi. Böylelikle Mustafa Kemal Paşa'yı rahmetli, ulu önder Atatürk'ü rahmetli evet, tekrar yad edelim. Hemen sebzeli tavuğumuza geçelim. Çin usulü olması olmazı aslında soya filiziydi. Soya filizsiz yaptık biz bugün. Hemen yapılışı anlatalım. Kızgın yağda tavuklarımızı soteledik. İnce uzun jülyen doğranmış şekilde tavuklarımı pişirdikten sonra kuru soğan kırmızı olacaktı tarifimizde ve arkasından biber, havuç ve kabak
sarımsak ve baby mısır dediğimiz konserve haşlanmış mısırımızı ilave ederek kademeli olarak ve en sonunda ise soya ilave ettik. Çok az tuz oranını kontrol ediyoruz. Soya sosu kullandığımız zaman ve karabiberle bütünleştirdik. Tabii en öncesinde ne vardı? Soya soslu ile tavuğumuzu ne yapmıştık? Yarım saat marine, yani dinlendirmiş ve terbiye etmiş idik. Aşamalarımız böyleydi. Elinize sağlık. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Elinize kolunuza sağlık diyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, böylelikle Hayat Sevince Güzel programımızda burada noktalıyoruz. Beslenme ve diyet uzmanı Derya Zümbülcan'a çok teşekkür ediyoruz. Ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Hem tatlımız için hem sebzeli yememiz için. Tabii ki gitarda Ali Sancağı ve bağlamada Başak Karyon'a çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte oldukları için. Şimdi programımızı kapatırken o güzel yorumlarından, o güzel türküleri dinleyeceğiz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına. Evet, Fırat ve Hakan ve tabii ki ekibimiz çok güçlü. Tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde bizler burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.